Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj video serimizin 4. videosuna hoş geldin. İlk videomuzda güven oluşturmak, ikinci videomuzda görüntü yönetimi ve üçüncü videomuzda ise ağzımızdan çıkan cümlelerin imajımız üzerinde yarattığı etkiyi konuşmuştuk. Bu videomuzda ise yazarak yarattığımız algıyı konuşacağız. Yani konumuz klavyemizden çıkan cümleler. Size ilginç bir deney anlatmak istiyorum. Hani böyle insan davranışlarını incelemek için yapılan deneyler var ya, işte onlardan biri. Şimdi bir grup deneyi, çilekli yoğurt deneyi yapmak üzere laboratuvara çağırıyorlar. Önlerine bir kase çilekli yoğurt koyuyorlar. Görevleri yoğurttan birer kaşık tadarak içlerindeki çilek aromasının yüzde kaç olduğunu bulmak. Denekler yoğurtları tadıyorlar ve günün sonunda ortalamada %67 gibi bir çilek aroması olduğu tespit ediliyor. Ancak İşin içinde ilginç bir durum var ki, yoğurt aslında çilekli değil, çikolatalı. Şimdi şöyle oluyor. Bizim beynimizin bu işin içinde parmağı var elbette. Şimdi ben size mesela birazdan bir odaya gireceksiniz. O odada çilekli yoğurtlar var. Sizler çilekli yoğurt yiyeceksiniz. Ve çilekli yoğurdun içindeki çilek aromasının yüzde kaç olduğunu yazacaksınız diye çilek 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 dediğimde sizler zaten otomatikman o odaya çilekli yoğurt yiyeceğim diye şartlanarak giriyorsunuz. Ve yediğiniz yoğurdun tadını da çilekli olarak algılıyorsunuz ki zaten çok baskın bir oranda da değil. Şimdi güzel anlattığın Özlem de konumuzla alakası nedir derseniz bu deney bize şunu söylüyor. Bizim beynimiz o kadar ilginç bir organ ki kelimelerin gücüyle kolaylıkla şartlanabiliyor. Yani kelimeler aslında çok güçlü ve bence biz bu süper gücü yeterince iyi kullanamıyoruz. Günümüzde konuşmaktan çok yazarak iletişimde olur hale geldik. Bir gün içinde sosyal medya ve e-postaları da sayarsak çok ciddi bir zamanımızın yazarak geçtiğini tahmin edebilirsiniz. En sevdiğim kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Kitabımızın adı 4 Anlaşma. Kendinle yapacağın 4 anlaşmanın hayatımızı değiştirebileceğini anlatan harika bir kitaptır. Ve hatta kolumdaki dövmelerden birini ben bu kitabı okuduktan sonra yaptırmıştım. Şimdi kitapta bahsi geçen birinci anlaşma nedir? Kullandığın sözcükleri özenle seç. Ve tahmin edebileceğiniz üzere ben bu videoda sadece birinci anlaşmaya odaklanmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, kullandığımız dili seçtiğimizde iletişim etki yaratmamızı sağlıyor. Negatif ya da pozitif olarak. Hangi dili konuşursak konuşalım, her şeyi sözler aracılığıyla gerçek kılıyoruz. Niyetler söz aracılığıyla şekil buluyor. Bu sebeple sözel iletişimde olduğu kadar yazım dilimizde de kullandığımız kelime ve cümleler olumsuzsa, iyi niyet ve nezaket içermiyorsa karşımızda da o yönde bir algı yaratıyoruz. Hiç tanımadığımız birileriyle iletişimimiz yazışarak başlıyorsa iki kat daha özenli olmamız gerekiyor. Çünkü yazı dili ilk izlenimin ilk adımıdır. Yani kendi tanıtım filmimizin belki de afişidir diyebiliriz. Şimdi buradan hep böyle tatlı tatlı konuşalım, edebi bir dille yazışalım anlamı da çıksın istemiyorum. Elbette bazen işler yolunda gitmeyebilir. Tatsız konular da yazışmak durumunda kalabiliriz. Önemli olan doğruyu güzel söyleyebilmek. Nasıl sözel iletişimde ağzımıza geleni konuşmadan önce zihinsel hazırlık yapalım diye konuşmuştuk? Aynı şey yazışırken de geçerli. Hele ki yazışırken yüz yüze iletişime göre daha avantajlıyız. Şimdi en başta anlattığım çilekli yoğurt deneyine geri dönüp bir örnekle zihninizde daha iyi oturmasına yardımcı olmak istiyorum. Kelimelerin gücünü sadece algı yönetimi için kullanmanın yanı sıra yönlendirme için de kullanabiliyoruz. Mesela gene bir deney var size anlatmak istediğim. Bir sokağa bağış kutusu koymuşlar. Üzerine de bağış yaparak yardımda bulunmak ister misiniz yazmışlar. Başka bir sokağa yine aynı kutuyu koymuşlar. Üzerine yine aynı cümleyi yazmışlar ve sonuna her kuruşun yardımı olur cümlesini eklemişler. Günün sonunda bu kısa cümlenin büyük bir etkisi olmuş. İlk kutunun doluluk oranı %28 iken ikinci kutununki %50'ymiş. Her kuruşun yardımı olur cümlesi insanların ceplerindeki kuruşları da kutuya atmalarına yardımcı olduğu için damlaya damlaya göl olmuş. Şimdi ben bu videoda size e-postalarda öyle yazın, WhatsApp mesajlarında böyle yazın gibi bilgiler paylaşmayacağım. Aklımızda tutmamız gereken en önemli konu şu ki, kullandığımız dili biz seçiyoruz. Yaptığımız seçimlerde etki yaratmamızı sağlıyor. Olumlu ya da olumsuz etki yaratmak bize kalmış. Özetle, profesyonel bir imaj için klavyemizden çıkan cümlelerin etkisi çok büyük. Şimdi 4 maddede toparlıyorum. 1.
tartışmalı bir durumda doğruyu güzel ifade edebilmek. 2. Anlık duygularımızı mesajlarımıza direkt olarak yansıtmamaya çalışmak. 3. Meramımızı kısa ve öz anlatabilme becerimizi geliştirmek. Ve son olarak, farklı kesimlerden, anlayışlardan, inançlardan, duyarlılıklardan oluşan WhatsApp ya da e-posta grupları içerisinde belirli bir kesimin, grubun anlayışını yansıtan ifadeler, sözcükler kullanma konusunda dikkatli olmak. Çünkü günün sonunda her şey geçiyor ama birbirimize hissettirdiklerimiz hatırlanıyor. Evet, böylece kişisel imaj oluşturmak için tüm adımları konuştuğumuz video serimizi tamamladık. Diğer videoları izlemek istiyorsan yukarıdaki karta tıklayabilirsin. Elbette kariyerinde ve yaşamında sana fayda sağlayacak içerikleri kaçırmak istemiyorsan Deniz Akademi kanalına abone olmayı da unutma. Görüşmek üzere.